YouTube'da para kazanmak için illa yüzümüzü göstermemiz gerekir mi? Aslında yüzünü göstermeden YouTube'da milyonlarca aboneye ulaşan kanallar, insanlar var. Eğer biraz bakarsanız zaten görürsünüz. Ya yüzümüzü göstermek istemiyorsak? Bu memuriyetten veya başka bir mesleki zorunluluktan olabilir. Özel bir sebepten veya özgüven eksikliğinden de olabilir. Veya daha önemlisini söyleyeyim kankalar, bu şekilde yaparsanız daha pratik ve daha kolay. Aslında yüzümüzü göstermek zorunda değiliz kankalar. Şimdi bu video içerisinde size elimdeki video fikirlerini sunacağım ve bu videodan sonra aydınlanacaksınız. Bu taktiklerden de en çok ilgini çeken ve yapmayı düşündüğün şeyleri yorum olarak at. Şu bahsettiğin yol mantıklı geldi diye yorumlarınızı bekliyorum kankiler. Devamını çekeceğim. Neyse, bu videodan sonra zaten heyecanlanıp YouTuber olursanız yine beni bulacaksınız o video eğitimlerden falan. Bu videoları düzenlemek için, çünkü edit programlarına ihtiyaç duyacaksınız. Orada da kendimi övmeyi pek sevmem ama çok harika eğitimler çektim. Şimdi bropalar, size sırasıyla çok güzel eğitimler vereceğim. 1. B-roll çekim. B-roll çekim nedir? B-roll aslında ara görüntü demek. A-roll yani A-roll de ana çekim demek. Şöyle düşünün, A-roll aslında bir Barış Özcan konuşması. Barış Özcan kamera karşısında konuştuğunda bu A-roll yani A-roll oluyor. B-roll de konunun daha anlaşılabilir olması için Barış Özcan'ın aralara koyduğu ara görüntüler, fotoğraflar ve videolar. Bunlara da B-roll diyoruz. Yani yardımcı görüntüler, B-roller kullanıyoruz. Yani şu an beni kamerada gördüğünüz şey A-roll oluyor kankalar. Ama mesela Barış Özcan'dan bahsederken şu an ekranda Barış Özcan'ın çıkması, bu B-roll oluyor. Şimdi B-roll klasmanında kamera karşısına geçmeden, yüzünüzü göstermeden nasıl videolar çekebilirsiniz? Birkaç örnek vereyim. İlk olarak kamerayı tepeden bir konumlandırma yaparak, herhangi bir telefon veya profesyonel kamera olabilir, daha önce Ekin Kollama'nın yaptığı gibi tepeden bir kamerayla yüzünü göstermeden ürün incelemeleri yapabilirsin. Masayı tepeden çekersin, elinle ürün incelemesini yaparsın ve yüzünü göstermeden masa üstünde ürünleri incelersin. Bu şekilde bir inceleme kanalı kurabilirsin kankam. Ve aynı şekilde eğer ki yemekten anlıyorsan, çok güzel bir sektör var. YouTube'da yemek kanalı açabilirsin ve burada yüzünü kullanmana gerek yok. Yemek kanalında sadece ellerinle yaptığın yemeği çekebilirsin ve bunu anlatabilirsin. Yapımı da gayet senin için basit olacaktır. Ürün inceleme gibi bir kurulum yapıp burada how to veya nasıl yapılır içerikleri yapabilirsin. Bu hayat hileleri tadında olur ve sen işte fon kartonundan veya başka şeylerden el becerileriyle alakalı güzel güzel içerikler çıkarabilirsin. Bir şeylerin nasıl yapıldığını, kağıtla bir şeyler nasıl yapılıyor, nasıl kesim yapılıyor, bunu gösterebilirsin. Tabii yetenekli olduğun alanı burada ayırman lazım. Cümleleri biraz karman çorman kuruyorum. Umarım anlatabiliyorumdur. Son olarak bu şekilde kafanıza bir GoPro tarzı aksiyon kamerası takıp gezi videoları, kamp videoları çekebilirsiniz veya aynı şekilde kafana GoPro takıp bir şeylerin inceleme videosunu çekebilirsin veya bir vlog tadında gezi inceleme kanalı açabilirsin kankam. Keza kafasına GoPro'yu takıp A101'de gezenler bile vlog çekerek aslında güzel rakamlara ulaşıyor. Sen burada yaratıcı ne içerik yapacağına bakacaksın. Keza zaten aksiyon kamerası takıyorsan kamp veya doğayla alakalı aksiyon videoları da çekebilirsin. Bunlar basit mantıklar. Şimdi yüzünüzü göstermeden sadece ekran kaydı yaparak YouTube'a içerik üretebilirsiniz. Aslında bu benim eski tarzım. YouTube'da bu şekilde çektiğim bir sürü eğitim içeriğim mevcut. Hatta bu şekilde sadece ekran kaydıyla çekmiş olduğum Photoshop dersim 500 binden fazla izlendi. Hatta yeni teknolojide iPad ve iPhone'dan sonra ekran kaydı almamız da mobil cihazlar için çok kolaylaştı diyebiliriz. Bunlarla birlikte işte benim dediğim gibi, benim daha önceden yaptığım gibi eğitim içerikleri hazırlayabilirsiniz. Bu telefon veya tabletten de olabilir, bir bilgisayar ekran kaydı da olabilir. Sonuç olarak anlattığınız şeyin eğitimini izleyen insanlar sizin yüzünüze ihtiyaç duymayabilir. İsterseniz bilgisayarda Word, Excel tarzı programlar, isterseniz benim gibi anlattığım işte profesyonel edit programları, isterseniz de farklı farklı siteler keşfedip bu sitelerin ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını anlatabilirsiniz. İsterseniz de telefondan ekran kaydı alıyorsanız PUBG Mobile tarzı oyun videoları çekebilirsiniz veya bilgisayar oyunlarını da aynı şekilde ekran kaydıyla sadece paylaşabilirsiniz. Aslında ben kamerasız ve yüzünüzün olmadığı oyun videolarının çok fazla ilgi çekeceğini düşünmüyorum. Ama yine de çok farklı bir ses tonunuz veya farklı güldüren bir mizacınız varsa, komik bir adamsanız belki bu ilgi çekebilir kankalar. Yani bu bahsettiğim şey kişiden kişiye değişir. Benim verdiğim sadece taktik. Bir diğer konuya geçiyoruz. Stok görüntüler. Aslında bu video fikrinden çok bir nevi kolaylık. Stok görüntüler dediğimiz şey aslında videolarda kullandığımız B-roll görüntüleri. Bahsettiğiniz herhangi bir konu özelinde gidip video çekemeyeceğiniz için hazır çekilmiş videoları telif yemeden kullanmak istiyorsunuz. Bunun da en güzel yolu diğer büyük YouTuberların kullandığı gibi stok görüntüler kullanmak. Buna da stok footage diyoruz. Atıyorum daha önce bahsettiğim Pexels gibi ücretsiz siteler var. Bu tür ücretsiz sitelerden stok fotoğrafları veya stok videoları indirip kullanabilirsiniz. Veya Storyblocks, Artgrid gibi siteler var. Burada da premium üyelik alıp daha farklı, daha çok stok görüntüler elde edebilirsiniz. Bu siteler daha
daha dolu dolu ama paralı. Bu telif yemeyeceğiniz stok görüntü işini iyice bir araştırın. Stok videolar kullanarak rahatlıkla çok fazla video hazırlayabilirsiniz kankalar. Teknik olarak da bu tarz videolar hazırlarken edit bölümünde bilgisayar kullanıyorsanız Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve gibi programlar kullanabilirsiniz. Mac kullanıyorsanız iMovie, işte Final Cut Pro gibi programlar kullanabilirsiniz. Ama telefondan yapıyorsanız veya tabletten yapıyorsanız CapCut denen program var. Ona bir bakın derim. Ben kendim eğitimlerini çekmiyorum ama izlediğim üzere çok farklı, çok güzel efektler var. Özellikle slide tarzı videolar hazırlayıp YouTube'a atmak istiyorsanız içerisinde çok güzel efektler var. Bence mobil tarafında çalışacaksanız CapCut programını iyice bir öğrenin derim. Benim önereceğim mobil program odur kankalar. En sevdiğim yollardan biri podcast veya eleştiri videoları yapmak. Bu olay son dönemde çok popüler aslında. Çok fazla görüyorum. Bazen rastlıyorum böyle Efe Aydal, Erlik, sadece Enes gibi kanallar bu tarz çok iyi içerikler üretiyorlar. Ele aldıkları konular ve yorumları çok iyi olduğu için de belli bir başarı elde etmişler kankalar. Herhangi bir konuyu ekrana oyun videosu koyarak veya slide videolar hazırlayarak yorumlayıp anlattıkları videolar yapıyorlar veya eleştiriyorlar. Ülke gündemindeki politik konuları da aslında takip ettikleri için hem trendleri takip edip iyi bir izleyici kitlesi yakalıyorlar hem de asıl olay yorum olduğu için çok basit şekilde çok fazla içerik üretebiliyorlar yani. Bunun dışında podcast yapabilirsiniz. Podcast'in ne olduğunu zaten çoğunuz biliyorsunuz da. Podcast de şu demek, yani uzun biçimde bir stand-up tarzında veya işte bir konuşma tarzında bir ses kaydediyorsunuz. İşte dakikalarca sürüyor bu. Mesela bir saatlik bir ses kaydında bir konudan veya bir eleştiriden bahsetmek veya esprili şekilde stand-up tarzında konuşma yapmak ve bunun kaydını almak. Hatta bunu zamanında eleştiri olarak harmanlayıp böyle yapan bir kanal vardı, Yorekok diye. Tabii artık yüzünü göstermeye başladı ama eskiden tam olarak bu şekilde ünlü oldu. Sesini kaydetti, belli bir konuyu veya belli bir eleştirisini anlattı, ekrana da farklı görüntüler koyup bu şekilde ünlü oldu. Zaten bayağı bir insan da biliyor Yorekok'u. Sesi ve yorumları da etkileyiciydi yani. Bu yüzden çok fazla insana ulaşabildi. Yüzüne ihtiyaç duymadı. Yani bu tarzda kesinlikle güzel bir yol. Bir bahsettiğim kanallara ve içeriklere bakın derim kankalar. Eğer yapabilirseniz ben çok beğeniyorum bu tarz içerikleri. Kampanyalardan veya marketlerin ürünlerinden bahseden videolar yapabilirsiniz. Bunu aslında eklemeyecektim ama çok fazla içeriği olduğu için ve devamlılığı çok yüksek olduğu için eklemek istedim. Ve süresiz yani. Biliyorsunuz aktüel ürünler diye bir mevzu var. Şok, A101, BİM gibi böyle discount marketler her hafta bir liste yayınlar ve belli ürünleri ucuza satarlar. O listede mesela fare klavye olur. Sabah 9'da marketin kapısında dikilirsin böyle o fare klavyeyi ucuza almak için. Ha işte bunu YouTube'da video olarak yapabilirsin. Mesela atıyorum Şok'un 1 Mayıs'taki aktüel ürünlerini bir video halinde yapıp ürünleri anlatabilirsin. İşte şunlar indirime girecek, bunlar indirime girecek diye. Özellikle ev kadınları bu videolara korkunç ilgi gösteriyor. Zaten baktığınızda YouTube'da bulacaksınız. İşte bu şekilde 4-5 tane discount marketin her hafta aktüel ürünlerini video yaparsanız haftada birkaç videoyu çok kolay şekilde servis edebilirsiniz. Ve bence çok da basit şekilde üretmiş olursunuz. Bunun dışında marketlerde sürekli satılan ürünleri alıp yorumlayabilirsiniz. Burada da yüzünüzü göstermeye gerek yok. Yani babacığım, bir içerik fikrinin devamlılığı en önemli etkendir. Sizin yüzünüzü göstermeden kamerayla böyle elinizi çekerek inceleyebileceğiniz yüzlerce ürün var. İnsanlar bir şey satın almadan zaten YouTube'da incelemelerine bakıyor. İşte bak, bunu değerlendirip markette satılan keke kadar inceleme videosu yapabilirsin. Bunu da küçümsemeyin çünkü mesela bazı bisküvi markalarını, ben şimdi markasını söylesem bu videoyu izleyenlerden %99'u bilir. Mesela atıyorum benim ağzımdan biskrem diye bir kelime çıksa herkes buna aşina. E peki sadece mesela bir paket biskrem alıp bununla niye video çıkmasın? İnsanlar neden izlemesin? Zaten herkes biskremi biliyor. Bununla ilgili video yapabilirsin. En güzel yönü de bu şekilde video çekecek ürün bitmez abi. Bu yüzden işte bu aktüel ürünler ve popüler mağazaların ürünlerini incelemek bence harika yollar. Bayağı da bir geri dönüş olacak, güzel bir içerik türü diye düşünüyorum. Bir diğer çok güzel içerik fikri haber videoları yapmak. Hatta bir şey söyleyeyim, bu aklınıza gelmeyecek kadar iyi bir içerik fikri olabilir. Çünkü bizim ülkede aslında haberler ve magazin çok fazla takip edilir ama aksine gazeteler eskisi kadar okunmaz. İşte o gazeteler de sizin için çok güzel böyle içerik kaynakları olabiliyor. Mesela futbolla ilgileniyorsunuz, öyle bir kanal açtınız. Gittiniz bir tane spor gazetesi aldınız. Orada da bir başlık gördünüz, Talişka Beşiktaş'a dönüyor. Böyle altında da uzunca bir paragraf yazar onun. İşte bu haberi böyle bir video yapıp ilginç bir kapakla da böyle YouTube'a servis edersen milyonlarca Beşiktaşlı'ya bu videoyu izletme şansın olur. Talişka Beşiktaş'a geliyor haberinin video hali. Beşiktaşlıların ana sayfasında düşünce de Talişka Beşiktaş'a dönüyor videosu tıkla
odaklanma alır. Bence bunu bir değerlendirin derim çünkü haber bültenleri yıllardır yapıyor bunu. Sabah haberleri aç, orada birileri manşetleri değerlendirir ya, bunu sen niye YouTube'da yapmıyorsun? Manşeti böyle ekrana koy, onu da sesinle anlat abi, yüzünü göstermene gerek yok. Yani bu da aklıma gelen başka bir yol. Sonrasında PowerPoint'le konu anlatmak. Eğer bir ders videosu veya anlatmak istediğiniz bir konuyu slaytlaştırmak isterseniz zaten Microsoft PowerPoint kullanıyorsunuz. PowerPoint'i de çoğu insan bilir. Lise zamanında da bize zorunlu olarak öğretiliyordu hatta. PowerPoint'le hazırladığınız kolay bir sunumu veya slaytı sesinizle anlatarak insanlara sunabilirsiniz. En güzel yanı hazır olur, video düzenlemeyle uğraşmazsınız. Hem de çok hızlı biçimde bildiğiniz bir konu hakkında içerik çıkarabilirsiniz kankalar. Yani PowerPoint'le içerik hazırlamak son dönemde acayip harika bir içerik üretme yolu haline geldi bence. Ne diyelim? Programlar gelişiyor babuş. Son olarak bence beyaz tahtayla elini çekmek dikkat çeker mi bilmiyorum ama bence harika bir içerik yolu. Yani YouTube algoritması için en önemli konu bir videonun ortalama görüntülenme süresidir. Bu yüzden bir şey anlatırken dümdüz fotoğraf veya video koyduğunuzda insanlar sıkılıp videodan çıkabiliyor. Videonuzu izlerken insanların sıkılmaması, böyle daha özel olması için konuları bir beyaz tahtaya yazıp o açıdan da elinizi çekerek anlatmanız bence harika bir yol. Mesela atıyorum Survivor'la ilgili bir yorum kanalı açtınız. Survivor'ın o bölümünü yorumlarken böyle konu başlıklarını kalemle yazıp o şekilde anlatabilirsiniz kankalar. Tabii yine bu saçma bir örnek oluyor çünkü beyaz tahta deyince aklınıza tabii ders videoları geliyor. İşte bu yüzden de hali hazırda bir öğretmenseniz veya uzmanı olduğunuz bir konu varsa beyaz tahta üzerine konu başlıklarıyla yazıp veya çizerek o konuyu anlatabilirsiniz kankalar. Bence temiz bir taktik kankalar. Tahta üzerine konu başlıklarını yazarak anlatmayı ben açıkçası ilgi çekici buluyorum. Bunlar benim kendi fikirlerim. İlginizi çekenleri yorum olarak bekliyorum kankalar. Belki bu videoya ilgi gösterirseniz ben de bu videonun ikincisini çekip daha farklı içerik yollarından bahsedebilirim. Sizlere bu şekilde yardımcı olmak istedim kankalar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Onur Naci Öster kanalına abone olup Instagram'dan Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz. Biraderlerim, bropalarım, kontakta kalalım. Hadi bay bay.